İstanbul İl Başkanımız AK Parti senden çaldı bunu biliyorsun. Senin peşine yüz yüze yüz gün başlattı. 80 günde 80 günde devralım ya da öbek örgütlenmesi projesi ile 2 milyon 600 bin eve girildiğini biraz önce başkanımızdan, il başkanımızdan dinlediğimde gerçekten mutlu oldum. Tebrik ediyorum. Gerçekten bu bir fedakarlık, bu bir özveri, bu bir meşakkat, bu bir ideale kavuşmak için yüksek performanstır Sayın Başkanım. Sizi ve ekibinizi, örgütümüzü gerçekten kutluyorum. Çok yararlı oldu. Ben çok az katılabildim ama Bağcılar'da ben de bir parça bu çalışmalarda bulundum. Halil Rıfat Paşa demiş ki gidemediğin yer senin değildir. Dolayısıyla bizim seçmene sokakta denk gelmemizden ziyade kapısına gitmemiz çok önemli. Sibel arkadaşım söyledi. İstanbul'un sorunlarını bilmiyor değildik. Ama bir güncellemeye ihtiyaç vardı. Mesela 3 sene önce ben çok iyi biliyorum İstanbullularla konuştuğumda en temel sorunların başında önce adına göçmen de mülteci de sığınmacı da ne dersen de bu ve uyuşturucu var idi. Şimdi ekonomik sorunlar bunların önüne geçti. Son dönemde özellikle yaşanan ekonomik sorunlarla tek adam rejimine geçtikten sonra yaşanan ekonomik sorunlarla bu öne geçti işsizlikle birlikte. Artık biliyoruz. Ben il başkanımıza teşekkür ederken bir teşekkürü de İstanbul milletvekillerimize etmek istiyorum. Şunun için etmek istiyorum. Sibel sayıları verdi, İstanbul'la ilgili kısmı verdi. Biz 27. dönemde 42.240 yazılı soru önergesi verdik. Bunun 13 binini İstanbul milletvekillerimiz ve ağırlıklı olarak da İstanbul'un elbette Türkiye'de var ama İstanbul'un sorunları için verdiler. Bu gerçekten övgüye değerdir. Ve 27. dönemde 3000 biz 3638 meclis araştırma önergesi verdik. Bunun 583'ünü İstanbul milletvekillerimiz verdi. Bu da bence övgüyü hak eden bir tablo. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bakın 3638 araştırma önergesi vermişiz araştırma komisyonu kuralım diye. Kaç tane komisyon kuruldu biliyor musunuz 27. dönemde? Sadece 11 tane. Yüzlerce sorunu hatta binine yakın sorunu biz meclisin gündemine 3638 önergeyle getirmişiz. Meclisin kocaman kocaman salonları var. 600 tane mebus var. Yeteri gereği kadar fiziki kapasite ve imkan var. Ama sadece 11 tane araştırma komisyonu kuruldu 27. dönemde. İşte girizgahta söylediğim milletin derdiyle dertlenmeyen bir meclis meclis değildir. Sözünü bunun için de söyledim. İstanbul Türkiye'dir. Hiç şüphesiz İstanbul milletvekillerimizin tabii yükü şöyle de ağır. İstanbul bir Türkiye, bir de Anadolu var. Ve genel merkezimizin programları çerçevesinde İstanbul milletvekillerimizi bu dönem özellikle yaklaşık son 1 yıldır Sayın Başkanım milletvekillerimizi arada İstanbul'da görmezsen kızma. Anadolu'nun köylerinde, kasabalarında çalıştırdık. Çalıştı arkadaşlarımız. Oralardaki sorunları, orada vatandaşla yüz yüze teması, oranın dertlerini Anadolu'dan alıp meclise taşımak gibi de önemli bir görev ifa ettiler. Şimdi ve biz mecliste hakikaten CHP grubu olarak toplamda 2323 kanun teklifi verdik 27. dönemde toplamda. Ve bir İstanbul başarısı daha. Bunun 1211'ini, yarısını İstanbul milletvekillerimiz vermiş. Eksik olmasınlar. Bu İstanbul milletvekillerimizin, Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerimizin görevlerinin gerektirdiği niteliklerle donanmış bir halde İstanbul vatan ve millet sevgisiyle görevlerini çok titiz bir şekilde, çok yüksek bir performansla yaptıklarının bir göstergesidir. Ben grup başkan vekili olarak ve aynı zamanda tabii İstanbul milletvekili olarak kendilerine teşekkürü borç biliyorum. Anayasallıktan da kopmadık. Sayın Kabaoğlu burada. Mesela biz 109 Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 85'ini de anayasaya aykırı buldu Kabaoğlu Hoca. Anayasa Mahkemesi'ne götürdük, taşıdık. Bu dönemde 114 uluslararası anlaşmaları saymıyorum. 114 kanun yapıldı mecliste ve bunun da
%78'ini yani 89 tanesini Anayasa Mahkemesi'ne taşıdık. Anayasa Mahkemesi'ne gitmekten hoşnut değiliz. Meraklısı da değiliz. Ama parlamento öyle bir hal aldı ki çıkan kanunların neredeyse tamamı orta yerdeki anayasaya aykırı. Çıkan kanunların neredeyse tamamı bir avuç zengin için, bir avuç insan için çıkıyor. 500 bin aile için, 500 bin ailenin menfaati için çıkıyor. Geri tarafta 24 milyon hane aile, 500 bin hanenin zenginliğini beslemek için adeta çalışıyor, hazineye koyuyor. Hazineden 500 bin aileye, başta Beşiktaş olmak üzere para aktarılıyor. Sibel arkadaşımızın saydığı sorunların tümünün çözümü çok kolaydır ve çok mümkündür. Tek tek ben bu sorunları şimdi saymıyorum. Mesele tercih meselesidir. Türkiye Cumhuriyeti devlet olarak da, yüz ölçümü olarak da, millet olarak da büyüktür ve güçlüdür. Yeter ki soyulmasın, talan edilmesin, yağmalanmasın. Sadece kur korumalı mevduattan dolayı 80 milyar hazine ödedi. Bir o kadar da mevzuata göre Merkez Bankası'nın ne ödediğini hala açıklayamıyorlar. Bir o kadar da Merkez Bankası ödedi. Yani yaklaşık 150 milyar lira Aralık ayından bugüne, yani 10 ayda para çıktı. Zenginin zenginliğini muhafaza etmek için. Bu Sibel'in biraz önce, Sibel arkadaşımızın saydığı biraz önceki bu sorunların eğitim, kadın yoksulluğu, işsizlik, eğitime erişim konuları Cumhuriyet Halk Partisi'nin sadece hazinenin o kasaya takılmış kaçak vanaları kapattığında çözebileceği bir sorunlardır. Can yakıcı sorunlarımız da var. Sığınmacılar, mülteciler, kimse kusura bakmasın. Sevgili İstanbullular, incitmeden, kırıp dökmeden, ağlatmadan, inletmeden, sızlatmadan 2 yıl içinde İstanbul'u temizleyeceğiz kardeşim. Bunun lamıcımı yok. Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir göçmen politikası da yok. 3 milyon, 4 milyon insanı İstanbul'un ve Türkiye'nin sokaklarına, mahallelerine serbestçe koyamazsınız. Koyamazsınız. İnsanilik, evet. İnsan hakları, evet. Hiç şüphesiz. Savaştan, yangından, bombadan kaçan insana yardımcı olalım. Hiç şüphesiz. Nasıl olalım? Güvenli bölge var. Güvenli bölge tesisi mümkün. Buralara kamp yapalım, barınma, beslenme, sağlık, bütün eğitim, bu hizmetleri verelim. Ama mahallelerin ve sokakların huzurunu bozmayalım. İstanbul'da şikayet yoğunluğu sürekli artan bir konu uyuşturucu ve artışın bir sebebi de bu sığınmacılarla da ilgilidir. Gerçekçi olalım. Uyuşturucu meselesini nasıl çözeriz? Bal gibi çözeriz. Kandırılmış çocuklarda uyuşturucu yakalayıp onları hapse atmak marifet değil. Uyuşturucu baronlarıyla fotoğraf çektirmeyeceğiz ve uyuşturucu baronların hepsini hak ettikleri kodese tıkacağız. Hangi bakanla fotoğrafları olursa olsun. Bu kadar açık. Bunun için paraya da gerek yok. Kararlılığa gerek var. Dediğim o. Tercih meselesi dediğim bu. Şimdi tek tek ayrıntıya girmeyeceğim. Cumhuriyet Halk Partisi olarak şunu söylüyoruz. İstanbul'un da Türkiye'nin de çözülemeyecek, bize göre sorunu yoktur. Türkiye öz kaynak zenginliği bakımından, yeraltı yer üstü zenginlik kaynakları, insan gücü kaynağı bakımından dünyanın en ileri ülkesidir. Ben bazen söylüyorum. Cenab-ı Allah bu memleket her şeyi 4 eliyle vermiş, 2 eliyle vermiş, bol bol vermiş. Ama insanımızın %80'i aç açık. Böyle bir şey olamaz. Kabul edilemez. Çalınan, yağmalanan milletin, fakir fukaranın rızkıdır. Fakir fukaranın rızkını kimseye yedirmeyeceğiz. İstanbul için kullanacağız. Yerel yönetimler engelleniyor. Ben şimdi o konulara girmeyeceğim. Belediye başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız ayrıca bir çalışma yapılacak. Ama basit 3 örnek vereyim. Yani İstanbul'un ulaşım sorunu da var. Çözülüyor, hızla iyiye gidiyor. Ama mesela taksi meselesini niye engelliyorsun kardeşim? Adam ulaşımı çözecek, dış kredi bulmuş, yalvar yakar geçen de imzalamış Ataşehir, Ümraniye, Göztepe'yi. Ben de Sayın Bakan aradım, rica ettim. Niye engelliyorsun? Adam kredi bulmuş, onay vermiyor ya, onay vermiyor. Ve ondan sonra kara çalmaya bakıyorlar. Ama buna rağmen bütün belediye başkanlarımız gerçekten başımızı yere düşürmedi.
Millet için çalışmaya devam ediyorlar. Melen Barajı ya. Melen Barajı. İstanbul'da yarın bir gün, yani isteniyor ki İstanbul'da susuz kalsın, İstanbul'da su sorunu çıksın, biz de buradan CHP'ye, İmamoğlu'na kara çalalım istiyorlar. Melen Barajı İstanbul milletvekili arkadaşlarımız Ekim ayında mutlaka mecliste tekrar gündeme getireceğiz.